أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Son nefesimize kadar istikamet üzere yürümeyi, rızası doğrultusunda hayatımızı değerlendirmeyi, dünyadan ahirete göçerken imanı kamil ile hazırlıklı bir şekilde göçebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, Ruz-u Mahşer'de Habibi'nin kanatları altında cennette ve cemalullah'ta buluşabilmeyi her birimize nasip eylesin. Bir önceki dersimizde hayatımızın, vaktimizin, sermayemizin bereketli olabilmesi için bereketi celbedecek sebeplerden bahsetmeye başlamıştık. Dolayısıyla hayatımızda
vaktimizi, kazancımızı, yuvamızı, ömrümüzü bereketlendiren sebepler sadece birkaç taneden ibaret değildir. Bıraktığımız yerden bugün dersimize devam etmiş olacağız. Evvela bereketin önemini her birimiz her açıdan biliyoruz. Bereket deyince sadece yemekte, kazançta, paradaki bereket değildir. Ömürdeki bereket de öyledir. Her şeyde bir bereket veya bereketsizlik vardır. Bazı insanlar maddi açıdan baktığınız zaman çok para kazanırlar ama dikili bir taşları olmaz. Elde avuçta hiçbir şey olmaz sonuca baktığın zaman. Bazı insanlar 70-80 sene yaşarlar, 80 senelik ömrün içerisinde hiçbir eseri yoktur. Bazı insan 20 senede öyle eserler bırakır ki, öbür adam 80 senede öyle eser bırakmamıştır. Bir insanın 20 senelik ömrünün bereketi var, öbür tarafta 80 senelik ömrün bereketi yok. Bu bakımdan bazı insanlar kısa zamanda çok ibadetler, bereketli ibadetler gerçekleştirir. Bazı insanın ilmi çok bereketli olur, bazı insanın ilmi bereketsiz olur. Bir hoca efendi düşünün ki yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Bir başka hoca efendi düşünün ki bir tane talebe yetiştirmemiştir. Bir imam efendi düşünün ki yüzlerce, binlerce cemaate ulaşmıştır. Bir başkası 5 tane cemaatini 6 yapamamıştır. Burada bir bereket ve bereketsizlik meselesi vardır. Elbette zamandaki bereket, kazançtaki bereket, ömürdeki bereket her birimizin talep ettiği, istediği şeylerden birisidir. Bir önceki dersimizde 6 tane berekete sebep olacak maddeleri, bereketi celbedecek maddeleri saymıştık. Şimdi 7.sinden devam etmiş olacağız. Bu konuda rahmeti, bereketi celbedecek sebeplerden birisi el-bukuru fi kulli emrin. Eğer bir insan bir iş yapıyorsa o işinde erken davranmak, sabahın erken saatinde, vaktinde işine gitmesi onun kazancını bereketlendiren sebeplerden birisidir. 10'a kadar, 11'e kadar, 12'ye kadar yatıp ondan sonra sallana sallana işine gitmek bereketi yok eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha diye dua etmiştir. Allah'ım ümmetimin sabah erken vaktinde yaptıkları işlerde bereket yağdır demiştir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetini teşvik adına efendim işe çıkacak olan, tarlaya gidecek olan, işe açılacak olan insanın erkenden işine çıkmasını tavsiye etmiştir ve bereketi için dua etmiştir. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Medine'deki çarşı pazar Yahudilerin elindeydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yeni bir pazar kurdurdu. Yahudilerin sahip olduğu pazarın dışında bir çarşı kurdurdu. O çarşıda da kimseye sabit yer vermedi tezgah olarak. Kim erken gelirse istediği yere o konacaktır demiştir. Kimseye sabit tezgah vermemesinin sebebi insanlar oraya gelmekte acele yapsınlar, işine vaktinde gelsinler, geç kalmasınlar diye çalışmaya teşvik olsun diye böyle yaptığı söyleniyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir peygamberdir ama dünya işlerinde de ümmetine neyi tavsiye etmiş? İşine vaktinde ve zamanında gitmesini tavsiye etmiştir. Dolayısıyla bu konuda da özellikle de dua etmiştir. Ne demiş? Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Ümmetimin erken işe gitmesinde bereket yağdır, bereket ikram eyle demiştir. Elbette kıymetli dostlar, erken deyince eskilerimiz, büyüklerimiz Osmanlı zamanında anlatıldığına göre sabah namazını vatandaş evinden çıkar, camide cemaatle kılar, oradan işine giderdi. İkindi namazını kıldıktan sonra da işinden evine dönerdi. Yani sabah namazı ile ikindi namazı arası mesai kabul edilir de usul neydi? Sabah namazını camide cemaatle kılıp o cemaatin bereketinden de istifade ederek oradan
o hızla beraber, o bereketle beraber, o ayık ve uyanık kalple beraber işine gidip işinin bereketinden istifade etmekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bu ümmetin erken işe gitmesinde Allah'tan bereket dilediği gibi, dua yaptığı gibi kendisi bir yere bir seriye bir grup göndereceği zaman daima onu günün ilk saatlerinde güneş doğarken veya doğmadan önce yola çıkarırlardı. Anlaşıldığına göre kazançta ve çalışmada en büyük bereketin vaktinde ve zamanında işe gitmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktayı geçiyorum. Bir sonraki maddede bereketi celbedecek sebeplerden birisi de istiharedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde مَا خَابَ مَنْ اِسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اِسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنْ اِكْتَسَدْ. Yani istihare yapan zarar etmez, istişare yapan pişman olmaz, iktisat eden fakir olmaz. Üç maddelik bir hadis-i şerifte istihare yapan zarar etmez, istişare yapan pişman olmaz, iktisat eden fakir olmaz. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, maddi imkanı ne kadar çok olursa olsun iktisat etmeli, yani israfa girmemeli. Bunu bize en güzel anlatan وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ. Abdeste israf olur mu ya Resulallah diyene, evet abdeste de israf vardır, yapmamalı. Nehrin kenarında da olsan abdest alırken israf etme demiştir. Bu bize gerçekten israfı doğru düzgün anlamamız noktasında en güzel ölçüdür kıymetli dostlar. Nehrin kenarında abdest alan kişi suyu bol buldu diye eğer israf etmemesi tavsiye ediliyorsa akan suya benzemez insanın serveti. Her birisinde bir alın emeği vardır, alın teri vardır, bir zahmet vardır, bir külfet vardır. Dolayısıyla iktisat eden fakir olmaz buyurmuşlardır. Belki de birçok sebeplerde, birçok noktalarda israfımız bizim kuyumuzu kazmış olabilir, sıkıntılara düşmemize sebep olabilir. Bir de istişareden bahsediyor. Bir insan bir iş yapacağı zaman mutlaka ehliyle, erbabıyla istişare yapmalı. Bu istişare de insanı pişman olmaktan kurtaran sebeplerdendir. Bir de istihareden bahsediyor. İstihare ne demek? Hayırlı olmasını Allah'tan talep etmek demektir. Bir iş yapacağımız zaman, bir olay gerçekleştireceğimiz zaman evvela ne yaparız? Düşünürüz, taşınırız, karar vermeden önce erbabıyla istişare yaparız. Peki istişare yaptık yeter mi? Bir de istihare yaparız. Ne demek istihare? Hayırlısını Allah'tan istemek demektir. Bu konuda kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce okuduğum hadisi şerifinin yanında aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir iş yapmaya teşebbüs eden kişiyi istihareye yönlendirdiği ve istihare yapan kişi yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'tan ey benim Allah'ım ben böyle bir iş yapmak istiyorum, sonucunu ben bilmiyorum, bana hayırlısını nasip eyle diye çıktığı bir yolculuktur. Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapacağımız işlerde istihare yapmayı bize emrettikten sonra Kur'an'da elem tera keyfeyi kul huvallahu ahadih li ilafiyi Fatiha'yı nasıl bize öğretiyor idiyse istihare duasını da öyle öğretmiştir bize. Yani Efendimiz ne kadar önem vermiş istihareye. Aynen namaz surelerini öğrettiği gibi bize istihare duasını da öğretmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz istihare duası noktasında sizden biriniz bir iş yapmak istediği zaman iki rekat namaz kılsın. Bu iki rekat farz olan namaz değil istihare namazıdır. Birinci rekatte kafirun, ikinci rekatte de İhlas suresi okunur. Namazdan sonra ben manasını söyleyeyim. Ey Allah'ım ben senden yapmak istediğim işin hayırlısını istiyorum. Zira sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Allah'ım senin kudretine sığınıyorum. Senin kudretinle en iyisini bana nasip eyle. Allah'ım senin fazl-ı kereminden, büyük olan fazl-ı kereminden istiyorum. Senin gücün yeter. Benim gücüm yetmez. Sen bilirsin,
ben bilmem manası devam ediyor istihare duasında. Allah'ım sen bütün gaybleri bilensin. Eğer bu işin işini zikreder, bu işin benim için hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana nasip eyle. Eğer acilen veya daha sonra benim için gerçekleşmesi hayırlı ise, ne zaman gerçekleşmesi münasipse o zaman gerçekleştir. Dinim, dünyam konusunda, işimin akıbeti konusunda benim için hayırlı ise eninde sonunda bana nasip eyle. Allah'ım eğer biliyorsan ki bu iş benim için hayırlı değildir, şerlidir, dinime, dünyama ve sonuç olarak hayatıma, mematıma yanlış etki yapacaksa o zaman bu işi benden, beni de bu işten vazgeçir, bana nasip etme diye dua öğretmiştir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu dua İlmihal kitaplarında da istihare namazı bahsinde vardır. Şimdi anlaşıldığına göre kıymetli dostlar, bir işin hayır ve bereket beklenebilmesi için bir işten yapılmadan önce ne yapılmalı? Yapılacak olan şeylerden birisi de istihare yapılmasıdır. Evlenirken, bir iş yeri açarken, kapatırken, efendim birisiyle ortaklık yaparken istişareler yapılır ama mutlaka istihare de sünnetlerden bir sünnettir. Dolayısıyla hem istişare hem istihare yapıldığı takdirde biz bir taraftan kazancımızın bereketli olmasını temin etmiş oluruz. Bir taraftan zaten istiharede ne yapmış oluyoruz? İki rekat namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz, Rabbimize yalvarıyoruz. Başlı başına bu, yani namaz olması itibariyle, dua olması itibariyle, abdest olması itibariyle de bizim amel defterimize farklı maneviyat, ahiret sermayesi olarak yansıyacaktır. Hiçbir zararımız yok, karımız çoktur diyebiliriz. Evet, hayatımızda, kazancımızda, ömrümüzde bereketi celbedecek olan şeylerden, çok önemlilerden birisi de duadır kıymetli dostlar. Bizim Yeşil Cami'de Efendi Hazretlerimizin amcasının oğlu Abdullah Hoca Efendi namazlardan sonra tesbihatı beklemeyip, duayı beklemeyip dışarı çıkanlara çok kızardı. Hatta Cuma günü cemaate sünnetleri çabuk kılacağım, duayı bırakmayın, duadan önce çıkmayın diye illa ısrar ederdi cemaatin duaya kalmasına. Şimdi kıymetli dostlar, dua nedir? Allah ile bağlantı kurmaktır. Allah'tan bir şey istemektir. Evvela başlı başına dua, ibadetlerin özüdür. Edduha, eddua muhul ibadet buyurulmuştur. Yani ibadetin çivisi duadır. İnsanlar kendilerinden istedikçe fazla oldu ha derler. Allahu Teala istemeyince hayırdır niye istemiyorsun der. Yani Mevla ne kadar kendisinden istersek o kadar memnun olur, o kadar razı olur. Eğer Mevla'dan istemezsek o zaman Mevla bizden razı olmaz. Dolayısıyla dua aziyetimizi bilmektir. Nereden isteyeceğimizi bilmektir. Başlı başına dua büyük bir ibadettir. Allah ile aramızda iletişim kuran bir bağdır. Şimdi mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir mecliste kendisine efendim yemek verilmiş, ikram edilmiş. Ondan sonra arkasından hurma getirmişler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Dolayısıyla bütün bunlardan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ellerini kaldırmış. Allahümme barik lehum fîmâ razakahum. Allah'ım bunlara verdiğin rızıklarda bereket yağdır. Ve günahlarını bağışla, rahmetinle muamele eyle demiştir. Yani bir sofrada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne yapıyor? Kendisine ikram edenlere bereketle dua ediyor, mağfiretle dua ediyor, merhametle dua ediyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarında sizden birinizin lokması yere düşerse yemek yerken onu alsın, üzerine bir şey isabet ettiyse silsin ama lokmayı çöpe atmasın, geri kalan kısmını yesin diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Efendim ve onu şeytana bırakmış olmasın. Yere düşen lokmayı almazsanız onu şeytana bırakmış olursunuz. İşin içerisine şeytan girince o yemekte, o sofrada bereket kalmaz. Hiçbir kimse elini
mendil ile silmesin, yemek yiyen insan elini mendille silmesin, parmakları yağlandıysa onu diliyle yalasın, zira yemeğin bereketi nerededir onu bilemez. Belki o yemeğin bereketi parmağındaki hani ıslanmış yemekten bulaşmış olan, yağlanmış olan, neyse ete tutmuş olan o kısımdadır. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz bereketin celbi konusunda hem dua etmiştir hem de bu hassasiyeti ortaya koymuştur kıymetli dostlar. Dua konusu biraz geniş bir bahistir. Yani nerede dua? Bir insan çok affedersiniz eşiyle bir araya geleceği zaman bile doğacak olan çocukların hayırlı ve bereketli olması noktasında yine dua tavsiye edilmiştir. Bereketi celbeden sebeplerden birisi de kıymetli dostlar ettevekkülü alallah. İstihare konusunu biz ve dua konusunu özellikle düşünmemizi tavsiye ederim. Çünkü dua sadece hocanın yaptığı bizim de amin dediğimiz dua değildir. Dua yapmak için illa başımıza büyük bir bela da gelmesi gerekmez. Hatta şöyle vardı dua konusunda. Bir insan vakti rahatı yerindeyken, işleri yolunda giderken Cenab-ı Hakk'a çok yalvarırsa, darda kaldığı zaman ya Rabbi deyince bu ses tanıdık sestir der Allah Celle Celaluhu. Ama bir insan rahattayken, durumu yerindeyken Allah'a yalvarmazsa, sadece darda olduğu zaman Allah'a yalvarırsa manzara biraz daha değişik oluyor. Biz rahatımız yerindeyken Cenab-ı Hakk'a yalvarırız ve şükrederiz. Darda kaldığımız zaman da müracaat edeceğimiz yer orasıdır. Dua konusunda kıymetli dostlar, namazı kılınca, namazlardan sonra duanın makbul olduğu zamanlardan birisidir. Sabah kalktığımızda, akşam yatacağımız zaman kendimize göre böyle kafamız yerinde olduğunda bilinçli bir şekilde Rabbimize yalvaracağımız zamanlarda şöyle gözümüzü yumup da Rabbimizle gönülden bağlantı kurmaya çalışmalıyız. Buna ciddi manada ihtiyaç vardır. Bazen böyle hani tesbih kalkarız ayakta yolda giderken çekeriz. Duayı da yolda giderken işte ezberlediğimiz şeyleri söyleriz. Bunlar da siz de kabul edersiniz ki ciddiyet yoktur. Kabul edelim ki bizim bir elemanımız, işçimiz gelse, efendim böyle yoldan geçer gibi yolda yürürken bize bir şeyler söylese, şu lazım bu lazım dese ciddiye almayız onu değil mi? Yani ciddiye alabilmemiz için gelecek doğru düzgün ifadesini yapacaktır. Biz de Rabbimizden bir şeyler isteyeceğimiz zaman pozisyonumuz önemlidir. O pozisyondaki ciddiyet ve samimiyet de önemlidir. Dua konusundaki hassasiyetimizi gözden bir geçirelim. İstihare konusundaki hassasiyetimizi de gözden bir geçirelim. Önce kendimiz istihare yapabiliyorsak istihareyi kendimiz yapmalıyız. Bu konuda da kendimizi denemeliyiz, alışmalıyız. Kendimiz yapamazsak o zaman başkasına yaptırmalıyız. Önce insan istiharesini kendisi yapmalıdır. Yani bazı insan istiharede neticeye varamayabilir. Efendim, o zaman başkasından istifade edebilir. İstiharede bir günde netice alınamazsa bir hafta devam edilir. 7 gün devam edildikten sonra kalbine akan neyse o işin hayırlısı o demektir. Olması yönünde kalbine akıyorsa olması hayırlıdır demektir. Olmaması yönünde akıyorsa olmaması hayırlıdır demektir. Kıymetli dostlar, hayatımızı, ömrümüzü bereketlendiren, kazancımızı bereketlendiren çok önemli kriterlerden birisi de tevekküldür. Tevekkül vekaletten geliyor. Vekalet hepinizin bildiği bir şeydir. Tevekkül vekalet kökünden geliyor. Ne demektir tevekkül? İşi Allah'a ısmarlamak demektir. Tevekkülde en önemli taraf kıymetli dostlar çalışmamak değildir. Tevekkülde en önemli olan taraf kalbimizin Mevla Celle ve Ala Hazretlerine müvekkilimiz olan Mevla Celle ve Ala Hazretlerine rapt etmektir. Ayet-i kerimeler var. Allah sana bir hayır murad ederse kimse engelleyemez. Allah bir şer murad ederse onun da önüne kimse geçemez. Öyleyse tevekkül ne demektir? Vekaleti Allah'a havale etmektir. O vermeden kimse veremeyeceğine göre, efendim o alırsa kimse durduramayacağına göre Allah'a tevekkül etmeyelim de kime tevekkül edelim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde efendim Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye yolculuğa çıkıyor.
Ne yolculuğuydu? Hicret yolculuğuydu. Efendimiz'e tevekkül zirvede miydi? Zirvedeydi. Peki yola çıkarken yolu bilen birisini aldı mı yanına? Aldı. Deve aldı mı? Aldı. Arkadaş aldı mı? Aldı. Hatta onlara yolda delalet edecek kişi Müslüman değildi, değil mi? Müslüman olmayan ama yolu çok iyi bilen birisini almıştır. Demek oluyor ki tevekkül sebepleri bırakmak anlamında değildir. Tevekkül Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o yolculukta ilerlerken hani Süraka atıyla beraber geldi. Arkasından koşuyordu. Arkasından koşarken Hazreti Ebubekir Efendimiz "Ya Resulallah yakalandık." "Yakalandık." diyordu. "Ya Ebubekir, bir iki kişi düşün ki üçüncüleri Allah'tır. Korkma." Cebeli Sevr'e çıktıkları zaman geldiler izciler. Ta onların mağarasına kadar geldiler. Ebubekir Efendimiz diyor ki radıyallahu anh, "Ya Resulallah ayaklarına baksalar bizi görecekler." Tam mağaranın ağzına geldiler. Ama mağaranın ağzını örümcek ağı kapladı. "Ya Resulallah ayaklarına baksalar bizi görecekler. Zaten bizi aramak için, bulmak için buraya kadar geldiler." Hiç korkmayan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orada Ebubekir Efendimiz'e "Ya Ebubekir korkma. Biz öyle iki kişiyiz ki üçüncümüz Allah'tır. Niye korkuyorsun ki?" diyor. Bakın tevekkül orada nasıl kendisini gösteriyor. Ne yapmıştır? Mağaraya iltica etmiştir. Sebebe tevessül etmiştir. Doğru mu? Mağaraya Cebeli Sevr'e çıkmış. Ters istikametten Medine'ye giden yol üzerinden değil. Tam ters istikamette Sevr mağarası duruyor. Ters istikamete bizi bulmasınlar, yakalamasınlar diye o ters istikamete gelmiş. Mağaraya gitmiş, iltica etmiş. Sebeplere tevessül etmiş. Ama müşrikler gelmiş burnunun dibine kadar tabir caizse. Ayaklarına baksalar onu görecekler. Ne diyor? مَا ظَنُّكَ بِالْنَيْنِ ثَالِتُهُمَا اللّٰهُ Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında senin kanaatin nedir? Onların başına bir sıkıntı gelmez. Korkma demiştir ve gelmemiştir. Hem mağarada hem yolculuk esnasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sebeplere tevessül ettiğini ancak tevekkülü Allah'a yaptığını çok net bir şekilde görüyoruz. Kıymetli dostlar, tevekkülün bize ne kazandıracağını bir hadis-i şerifte şöyle görelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki "Lev ennek" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu duydum. "Lev enneküm tetevekkelûne alallâhi hakka tevekkülihî." Eğer siz Allah'a gerçekten tevekkül edebilseniz "Lerazakaküm kemâ yerzugut tayir." Kuşları rızıklandırdığı gibi siz de rızıklandırır. Kuşlar hayatını sürdürebilmesi için ne güvenceleri var, ne sağlık güvenceleri, ne SSK güvenceleri, hiçbir güvenceleri yok. Emeklilikleri de yok. Fabrikaları, mağazaları da yok ama Allah onların rızkını veriyor. Sabah karınları boş olarak sabahlarlar ama akşama dönerken karınları tok olarak dönerler diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ayrıca bu konuda meşhur bir hadis-i şerif vardır kıymetli dostlar. O da nedir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki benim ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete girecektir. Hiç hesaba tabi tutulmadan direkt cennete girecektir. Herkes hesap için az da olsa çok da olsa hesap verecek. Ama ümmetimden 70 bin kişi var ki onlar hesaba tabi olmadan direkt cennete girecekler. Dediler ki "Ya Resulallah hiç hesaba tabi olmadan cennete girecek olanlar kimlerdir?" Buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz "Onlar Allah'a hakkıyla tevekkül edenlerdir." Yani hasta olsa, şu olsa, bu olsa başka şeylere hiç İbrahim Aleyhisselam'ın tevekkülü gibi Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip efendim %100 gönlünü Allah'a rapt eden kişilerdir demiştir. Böyle ümmetinden kaç kişi çıkacak? 70 bin kişi diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hatta bir başka hadis-i şerifte bu 70 bin kişinin her birisinin de başkalarına şefaat hakkı olduğunu, onlar da bunların şefaat edeceği kişilerle beraber cennete hesapsız gireceklerini söylüyor. Yani tevekkül bize kuşların, diğer canlıların nasıl hayatları bereketli, sabahleyin aç olarak sabahlıyorlar, akşama tok olarak akşamlıyorlarsa onların hayatında bir bereket vardır. Emekliliğe ihtiyaçları kalmamıştır. Efendim, aynı tevekkülü biz yapabilirsek Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bize onlara rızık verdiği gibi hayatımızı bereketlendireceğini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize anlatırlar. Kıymetli dostlar,
Bu noktada bir madde daha okuyarak dersimi burada bitireyim. Hayatın bereketini, ömrün bereketini, kazancın bereketini temin eden sebeplerden birisi de anne ve babaya iyi davranmak, bir de akraba bağlarını güçlendirmek, sıla-i rahim yapmaktır. Bu belki bereketi celbeden en büyük sebeplerden birisidir. Hem malı, hem ömrü, hem de nesli bereketlendiren sebeplerden birisidir. Kıymetli dostlar, sıla-i rahim diyoruz değil mi? Bak o da rahim kelimesiyle Bismillahirrahmanirrahim benziyorlar mı birbirine? Cenab-ı Hak bakınız kendi ismini vermiştir. Sıla yapacağımız o akrabalık bağına kendi ismini vermiş. Rahim, rahmet ve merhamet kökünden Cenab-ı Hakk'ın Rahim isminden alınmıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rahmi yarattığında Allah'a yalvardı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ben sana seni sıla yapanı ben de sıla yapayım. Seni kat edeni ben de kat edeyim. Yani sana iyi davrananlara ben de rahmetimi yağdırayım. Seninle münasebetleri keseni ben de rahmetimden keseyim. Razı mısın? Dedi. Razıyım dedi. Dolayısıyla akraba bağları ile ilgili tutumumuz ve duruşumuz ömrümüzün bereketlenmesine, ömrümüzün bereketlenmesine, kazancımızın bereketlenmesine gerçekten çok büyük etkisi vardır. Anne ve babamıza tavır ve davranışımızın. Şöyle bir örnek de vereyim size. Daha önce bilmem sizinle paylaşmış mıydım. Bir gün Kocatepe Camimizde bir cenaze olmuştu. Cenaze çok kalabalıktı. Caminin içerisi dışarısı tıklım tıklım dolmuştu. Cenazeden sonra bir de kabristana gittim. Kabristan da çok kalabalıktı. Bazı cenazeler cami namaz kılarken kalabalıktır ama cenazesi o kadar kalabalık olmaz mezarlık. Herkes mezarlığa gitmez. Bu cenaze namazı camide kalabalık olduğu gibi mezarlıkta da çok kalabalık insanlar vardı. Doğrusu katıldığım cenazelerde o kadar kalabalık insan mezarlıkta görmemiştim. Fakat cenaze imamı var, ben varım. Ne yapalım dedi cenaze imamı. Dedim ki Yasin okuyalım. Çünkü onlar acele ederler genelde. İki kulüvallahetle, üç kulüvallahetle, felek ve nesle bitirmek isterler. Dedim Yasin okuyalım. Ben başladım Yasin'in bir sayfasını okudum. Dedim arkadaşlar başka Yasin okumak isteyen var mı kalabalık içerisinden? Kıymetli dostlar çok kalabalık cemaatin içerisinden cenaze imamıyla bana kaldı Yasin okumak. Başka bir kişi çıkmadı. Yasin okuyacak bir kişi çıkmadı. Ondan takriben bir hafta sonra karşıda efendim Esenyalı tarafında bir cenaze oldu. Bir hoca arkadaşımızın yakınıydı. Gittik cenazeye. Cenaze çok kalabalık değildi ama kabristan biraz uzakta olduğu için biz kabre de gittik. Kabristana gittiğimizde bilemiyorum ama 11 kişi mi 12 kişi mi hele 20 kişi değildi. O kadar az insan vardı kabristanda. Fakat dostlar Yasin'den bir sayfa kimseye düşmedi. Yarımşer sayfa, bazen sayfanın üçte birini okuyan oldu. Çünkü çok oradakilerin hepsi hafız. Yasin okumasını bilen, ben de okuyayım diyen insanlardı. Şimdi bir yerde cenazeyi defnederken 100 kişi var. Ama imamdan başka, cenaze imamından başka Yasin okuyacak kimse yok. Bir yerde 10 kişi var, 20 kişi var. Herkes Yasin'den okumak istiyor, ben de okuyayım diyor. Okuyabiliyor, doğru düzgün de okuyabiliyor. Şimdi buradaki 20 kişi, öbür taraftaki 200 kişi. Hangisinde bereket var? Şimdi kıymetli dostlar, aile bireylerimize zaman zaman aile toplantısı yapabiliriz. Akrabalarla bayramda, seyranda bir araya gelebiliriz. Kuru kalabalık mı yoksa gerçekten işe yarayan bir kalabalık mı? Yani diyelim ki aile, büyük aileyi topladık. Büyük aileyi topladığımızda bir Yasin okuyalım dediğimizde kaç kişi Yasin okuyabilir? Bir Fetih Suresi okuyalım dediğimizde kaç kişi okuyabilir? Bu bir bereket vesilesi midir, değil midir? Bu bir göstergedir. Kalabalık, kuru kalabalık mı yoksa işe yarayan kalabalık mı? Bu elbette önemlidir. Bu açıdan değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi kıymetli dostlar, anne ve babaya iyi davranmak nedir dedik? Ve bir de sıla-i rahim yapmak. Bereketi celbeden en büyük sebeplerden birisidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz büyük günahları sayayım mı size demiş.
Birincisine Allah'a şirk koşmayı koymuş, ikincisinde anayı babayı üzmeyi, onları darıltmayı ikinci maddede koymuş, üçüncüde adam öldürmeyi. Bakın anne ve babaya isyan etmeyi adam öldürmekten daha önce zikretmiş. Hemen şirkin peşinde zikretmiştir onu. Bir de yemin-i gamus, yani yalan yere yemin yapmak en büyük günahlardan saymış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Buhari'de intikal eden bir hadis-i şerifte. Allah Celle Celaluhu nezdinde amellerin en sevgilisi vaktinde kılınan namazdır. Sonra hangisidir diye sorduklarında anne ve babaya iyilik, iyi davranmaktır, iyilik yapmaktır, gönüllerini almaktır. Sonra hangisi diye sorduklarında Allah yolunda cihat etmektir buyurmuşlardır. Şimdi şu hadis-i şerif bu konudaki bizim bilgilerimizi netleştirir kıymetli dostlar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, men ahabbe en yubseta lehu fi rizkihi. Sizden biriniz rızkının genişlenmesini istiyor mu, istemiyor mu? Ve yunse lehu fi eserihi. Ömrünün bereketlenmesini ister mi, istemez mi? Eğer istiyorsa fel yasil rahimehu. Sıla-i rahim yapsın, akraba bağlarını güçlendirsin, kuvvetlendirsin diyor. Teallemu min ensabikum ma tasiluna bihi erhamekum. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, aile soy ağacınızı öğrenin. Nesebinizi öğrenin. Aile soy ağacınızı öğrenin. Akrabanız kimdir? Kimden geliyorsunuz? Kimdir çevreniz? Bunları öğrenin diyor. Zira bunu öğrenince sıla-i rahim yapmış olacaksınız. Bir yerde amcan vardır, dayın vardır, teyzen vardır, halan vardır. Efendim amcanın oğlu vardır, dayının kızı vardır vesaire. Bunları bileceksiniz ki akraba diye onlarla ilgi kurmuş olacaksınız. Zira hadis-i şerifin devamı, zira sıla-i rahim aile fertleri içerisinde sevgiyi oluşturur, malı artırır, coşturur, çoğaltır ve insanın ömrünü bereketlendirir. Ömrün bereketlenmesi kıymetli dostlar hepinizin takdir edeceği bir şeydir. Bazen insan 60-70 sene yaşar ama hep huzursuz yaşar. Ömrünün bir tadını tadının farkına varamaz. Bu bereketsiz bir ömür demektir. Bir ömür içerisinde çok şeyler sıkıştırabilir. Bu ömrün bereketi demektir. Kısacası hayatımızın bereketlenmesi, ömrümüzün bereketlenmesi, vaktimizin bereketlenmesi, kazancımızın bereketlenmesi, yuvamızın bereketlenmesi, neslimizin bereketlenmesi, bütün bunlarda bereketi celbeden sebeplere tevessül etmek lazım. Efendim biz seferden sorumluyuz, zafer Allah'tandır. Biz sebeplere tevessül edeceğiz, neticeyi Allah'tan bekleyeceğiz. Kıymetli dostlar, birbirimize dua etmeyi ihmal etmeyelim. Ama özellikle duası bol olan birisi olmayı tercih edelim. Yani namazlardan sonra müsait vakitlerimizde şöyle boynumuzu büküp Rabbimizle baş başa kendisine yalvarıp kendisinden isteyeceğimiz şeyleri mutlaka ihmal etmeyelim. Yani Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği kullardan birisi de kendisine çokça yalvaran ve dua eden kişilerdir. Dua için illa özel edebiyat yapacak cümleler şart değildir. Kalbimize doğan duygularımızı dilimizde aktardığımız zaman en samimi dua da odur zaten. Namazlardan sonra duayı ihmal etmeyelim. Cuma günü Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü bir vakit, bir saat vardır. O saatte kimin efendim duası tevafuk ederse Allah onu mutlaka kabul eder. Ama hangi saattir? Cuma namazıyla ezanıyla hutbe arasında mıdır? İkindi namazından önce midir? Sonra mıdır? Sabit midir? Bu konuda bilgi vermemiştir. Bunu yakalayabilmek için cuma günü bol bol dua etmek lazımdır. Yani duanın kabul edildiği saatlerden birisi. Farz namazlardan sonraki dua makbul olan dualardandır. Gecenin derin saatinde yapılan dua makbul olan dualardandır. Kısacası Allah'a dua etmesini biliyorsak Allah-u Teala'nın bize ilgisini, sevgisini hissedebiliriz. Ne kadar dua edersek o kadar sevildiğimizin farkında olalım. Yüce Rabbim rızkımızı, ömrümüzü, hayatımızı bereketlendirecek bu sebeplere tevessül etmeyi ve ömrü, hayatı, kazancı, nesli bereketli olan kullarından olmayı her birimize nasip eylesin. Bereketsizlikten malımızı, mülkümüzü, servetimizi, neslimizi muhafaza eylesin. Rabbim
ilmimizi bereketlendirsin, talebelerimizi bereketlendirsin, cemaatimizi bereketlendirsin. Rabbim Celle Celaluhu Ruz-u Mahşer'de Habibi ile beraber haşreylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hayırların, fethi şerlerin defu, rafu, izalesi için, Allah rızası için El Fatiha.